Merhabalar Gündem Özel TV izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuzda bugün Kuzlu Köyü Ayvacık'tayız. Lamponya Sevgoş'un yeriyle bağlanıyoruz izleyicilerimizin karşısına. Karşımda işletme yetkilileri Yusuf Bey ve Sevgi Hanım bulunuyor. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz bu mekanda bizi ağırladığınız için. Tabii ki menülerinizden, mekandan bahsedeceğiz ama öncelikle sizleri tanımak istiyorum. Sevgi Hanım sizden başlayalım. Ben Sevgi Öktem. Evlendim, buraya yerleştim. Burada Kozlu Köyü'ne yerleştiğimde ilk kadın kahveci girişimci bendim. O zaman daha geriydi buralar. Biraz dışlamışlardı ama şimdiki kahve işleten yine bir hanım. Daha çok ilerliyor ve bu yemek sektöründe de yıllardır bu işi yapıyorum ama bu benim en büyük hayalimdi. Eşimle buraya çıktık. Burası bir sokak gibi bir yerdi, bir araziydi. Burayı alabilsek, böyle bir hayallerimiz var, kurabilir miyiz? Geldik, Allah nasip etti, burayı aldık. En büyük hayalimi gerçekleştirdim. İşte kahvaltı sunumlarımızı veriyoruz. Mangal çeşitlerimiz, zeytinyağlılarımız, mezelerimiz. Her türlü yani. Tandırlarımız. Evet, evet. Zaten büyük bir istekle başladık buraya. Sevgiyle evet. De devam ettiriyoruz. İnşallah. Harikasınız. Yusuf Bey biraz da sizleri tanıyalım. Evet, buyurun. Ben Yusuf Öktem. Goz'dan doğumluyum. Benim 2 yıldır bu işi işletmeyi yapmak istedim. Çok isteyerekten yaptım bu işi. Bir de aklınızda vardı bu fikir. Evet aklımda. 2 senedir aklımda hanımım kahveciydi. Daha önce yanımda bir destekti. Ben kahve işletiyordum. Yine beraber. Beraber hanımla. Aynen. Bunu büyütmek istediniz. Tabii hanımın da. Teşekkür ederim. Hanımın da eli yemeklerinde çok lezzetlidir. Peki Yusuf Bey, Lamponya olarak biz ne hizmetleri sunuyoruz? Aynı anda kaç insana hizmet veriyoruz? Nasıl sürüyor bu işleyiş? Lamponya tarihi 500 yıllık yer burası. Millet de bilmiyor Lamponya'yı. Onun için biz buraya bir işletme açalım dedik. Doğamızı görüyorsunuz. Doğamız güzel. Misafirlerimizi buraya sunuyoruz. İster kahvaltılarını, ister ana yemeklerini, akşam yemeklerini randevulü sistemle gelip burada evet. Güzelce tüketebilirler. Herkesi bekliyoruz misafirimiz gibi. Peki Sevgi Hanım, biliyorsunuz bu sektörde farklı isimler var. Sizi bunlardan ayıran etken ne olabilir? Benim aslında ismim Sevgi. Ama patronlarım Sevgoş'um derdi bana. O yüzden adını Sevgoş koydum buranın. Kahvaltılarımızda reçellerimi kendim yapıyorum. Doğal el reçellerimiz. Domateslerimiz bahçeden, biberlerimiz bahçeden. Sonra tavuklarım var. Yumurtamız taze. Müşterilerimize sunmak için kendi tavuklarımızdan. Keçilerimiz var. Sütünü sağıyoruz. Peynirimizi kendimiz yapıyoruz. Tereyağımı kendim yapmaya gayret ediyorum. Harika. İşte çiftlik gibi burası. Kendi etimizi de kendimiz üretiyoruz. Harika. Müşterimize yemediğimiz bir şey yedirtmiyoruz aslında. Evet evet. Şu ana kadar hiçbir müşterimden şu ana kadar hiçbir tepki almadım. Herkes çok memnun. Gelenler defalarca geliyor. İnşallah bundan sonra da böyle devam eder. Daha iyilerini sunmaya gayret etmeye çalışıyoruz. Harikasınız. Organik ve lezzetli ürünlerin, menülerin yanı sıra tabii ki burası bir aile şirketi. Evet. Aranızdaki bağlar sayesinde de bunu karşı tarafa yansıtmış oluyorsunuz. Müşteri değil, misafir oluyor. Aynen öyle. Harika. Peki, bize ulaşmak isteyen izleyicilerimiz için bağlantı paylaşabilir miyiz? Sosyal mecralardan da bize ulaşabilirler. Sevgoş'un yeri olarak evet. Buradan bize kolaylıkla ulaşım evet, sağlayabilirler. Evet. Online'ınız aktifiz her zaman. Aynı zamanda Kozlu Köyü'nde bulunuyoruz. Evet, Kozlu Köyü'nde bulunuyoruz. İşte Kozlu Köyü'müzün de doğal şahane şeyimizi sunmak istiyoruz müşterilerimize, misafirlerimize. Doğayla iç içe bir ortam burası. Evet. Huzurla oturabilecekleri, sohbet edebilecekleri tabii. Bir yer. O insan kalabalığı. Şu doğayı tatmalarını bekliyoruz. Herkesi bekliyoruz evet. Buraya. Aynı zamanda ekran altında geçecek olan telefon numarası aracılığıyla da bize veya ekip arkadaşlarımıza kolaylıkla ulaşım sağlayabilirler. Akıllarda bir soru işareti kalır, bir şey danışmak isterler. Evet. 7/24 cevap vereceğinize kefilim. Lamponya, Sevgoş'un yeri olarak bugünlük bu kadar. Teşekkür ediyorum programımıza konuk olup bize bu değerli bilgileri paylaştığınız için. Kapatmadan önce son sözlerinizi almak istiyorum. Sevgi Hanım sizden başlayalım. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Rica ederiz. Biz burada Kozlu Köyü'nde doğayla, yeşillikle, ormanla iç içe
Herkesi bekliyoruz. Sevdiklerimizi, Kozlu Köyü'ne gelen herkes gelsin, bize buyursun. Bir çayımızı, kahvemizi içsin. Güler yüzümüzü görsün. Burası bir aile şirketi. Çocuklarım, ben ve eşimle çalışıyoruz. Herkesi bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum size. Bizler teşekkür ederiz. Yusuf Bey, sizden de alalım. Aynen. Misafirlerimizi, hanımın konuştuğu gibi, misafirlerimizi buraya sunmayı ve çayımızı, kahvemizi içmeyi. Bizde para geçmiyor. Muhabbetimiz misafirimizi ağırlamakla geçiyor. Ticari kaygılarımız hiçbir zaman üstün gelmiyor diyorsunuz. Aynen. Harika. Sektörde aynen. Uzun yıllar varlığınızı... Bize dost lazım, sevgi lazım. Bize bu doğayı da tatmalarını bekliyoruz. Sektörde uzun yıllar varlığınızı korumak dileğiyle, evet. O zaman buradan evet. Da davetimizi etmiş bulunalım. Söz Merkez Stüdyolarında.